Nargile işletmecisiyim. Yaklaşık 1,5 yıldır nargile kafem kapalı. Paket servislerden yararlanamıyorum. Bu yıl 3 ayda bize 1 milyar para veriyorlar. Yalnız benim kiram 4.500. Aylık 4.500. Bunu geçtim. Kiracılar bize diyor ki ya kirayı ödeyeceksiniz ya da çıkartacaksınız. Ben 100 mi 150 milyara yakın para masraf ettim. Ben o şeyleri çıkartıp nereye bırakayım derim. Önceden sıkıntılı süreçler vardı. Bu sıkıntılı süreçlerde en azından onarım belirleme yapabiliyorduk. Şimdi onarım değil, sadece günü kurtarma mantığıyla iş yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama şu anda iş de yapamıyoruz. Bir ikincisi, bu 17'sinden sonra kısıtlamalar başlayınca, örnek veriyorum, ben İstanbul Kağıthane'de oturuyorum. Ama daha önceden sizin bir işinizi yapmışız. Evinizde sorununuz var. Bizi çağırıyorsunuz. İş yerimizde ikametgah yeri terse dışarı çıkamıyoruz korkudan. Evet. Çünkü 3.000 lira, 3.500 lira gibi bir şey var. E-Devlet'ten başvuruyoruz. E-Devlet'ten başvurduğumuzda sadece iş yerinizle eviniz arasındaki mesafeye izin verebiliyor. Servise çıkamıyorsunuz, işe gidemiyorsunuz. Yanınızda her şeyden önemlisi bizim inşaat sektöründe ve tesisat sektöründe günübirlik çalışan beden işçilerimiz var. Bu beden işçilerimizi alıp bir yere götüremiyoruz. Sizin evinizde bir sorunuz olsa önceden anlık fiyat verebiliyorduk. Malzemelerin fiyatını bile biliyorduk. Şu anda saatlik fiyat alıyoruz. Yani evinize yapacağımız bizi işle ilgili. Siz haliyle soruyorsunuz, bu iş bana kaça mal olacak, ne yapacağım diyorsunuz. Biz müşterimizin yanında ya gittiğimiz evde tedarikçilerimizi, toptancılarımızı arayarak fiyat almaya çalışıyoruz. O da bize saatlik, 2 saatlik fiyat veriyor veya elindeki malzemeyi veriyor. Eksik bir malzemeniz kalıyor. Telefon açıyorsunuz. Bu diyor, zam geldi. Ne oldu? Bizim 100 liraya aldığımız malzeme şu anda 130 lira. Biz bunu size yansıtamıyoruz. Kiramızı veremiyoruz. Elektriğimizi ödeyemiyoruz. Bir yıldır ciddi anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Sizin bu 17 maddelik bir esnaf Evet. paketiniz vardı. Yani Evet. geçen seneden çalışmalarım Evet. yapıldı. Buradaki tespitlerinizin %70, %80'i şu anda bizi kurtaracak noktada. Evet. Ama merkez hükümetten böyle bir veya destek kesinlikle olmadı. Bir geçen sene Mart ayında Halk Bankası'ndan biz bir 25 bin liralık bir kredi aldık. Evet. Bu aldığımız krediyi, vergilerimizi, kiramızı, elektriğimizi, suyumuzu değil. O zaman ben de 7 tane arkadaşımız çalışıyordu. Bedenen kader birlikleri yaptığımız çalışan, günlük çalışan arkadaşlarımız vardı. Mecburen işler durunca, işe gidemeyince çektiğimiz krediyi de kendi elimizde bulduğu, içinde bulunduğumuz imkanlara göre yanımızdaki insanlarla paylaşmaya çalıştık. Ama bu günü kurtarma mantığıyla insanların çoluğuna, çocuğuna, evine, elektriğini, suyunu, gıdasını, sağlığını imkansız. Çünkü şu anda zaten biz ayakta duramıyoruz. Ben çilingir ve anahtarcılık sektöründe hizmet veriyorum. Evet. 48 yıllık bir dükkana sahibim. Ama hayatımızın hiçbir dönemi bu kadar zor olmamıştı. Ve zorlu hizmet veren, 7-24 hizmet veren bir kişi olarak konuşuyorum. Yapılan bir şey yok. Ve değişik değişik kararlar var. Bunlar bizi ekonomik olarak sıkıntıya sokuyor. Bütün her şeyin fiyatı artarken bizim kazancımız düşüyor. Ve çok ilginç olan, bence hükümetlerin bir politikası olmalı. Yani 2 gün kala ben kapatıyorum, ben açıyorum, şöyle yapıyorum. Şu gün bakacağız, bugün şöyle olacak. Biz çünkü buna göre borçlanıyoruz, buna göre yaşıyoruz. Evet. Kredilerimiz var, ne kredi kartlarımız erteleniyor, ne kiralarımız erteleniyor. Geliyor, elektrik kesiliyor ya. Birçok arkadaşımızın dükkanlar elektrik saatleri söküyor. Yani bu çok acı bir şey. Bu dönemde bu yapılıyorsa çok acı bir şey. Yani insanın suyunun kesilmesi, elektriğinin, doğalgazının kesilmesi. Yani ben kendimi kurtarmış olsam yanımdaki insan bunu yapıyor. Bunları görünce sırf kendi sektörüm olarak da konuşuyorum. Çevredeki bütün esnaf arkadaşlara bakınca çok zordalar. Ve devletten de ilginç bir politika var. Ben hep derim ki devletler uzun vadeli programlar yapmadı. Bu işin 2-3 yıl süreceğini herkes biliyordu. Ama çıkıyor 2 gün kadar biz kapatıyoruz arkadaşlar. 20 gün kapıyoruz. Şimdi 17'sinde açılacak diyor ama yok 19 Mayıs'a ekleyeceğiz. Yok bilmem ne. Ama bugün diyor ki banka açık, vergi dairesi açık. Para getirin ama çalışmayın. Ben aynı zamanda emekliyim de emekli olduktan sonra geçinemediğim için 35 metrekare bir dükkanda Kartal'da oyuncak, bijuteri, daha Evet. önceleri kitapla satıyordum. Fakat tabii herkes gibi biz de etkileniyoruz. Ama ben genel olarak başka bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bence günümüzün krizi pandemi ya da enflasyon krizi değil.
Bizde bir tane kriz var. O da ülkenin inatla, öfkeyle yönetilmesi. Bilimle de akılla değil. Örneğin bilimle yönetiliyor olsaydı, biz bu işi çok önceden yapabilir, önlemlerini alabilir, aşı siparişlerini doğru düzgün verebilir, daha doğru yönetebilirdik bu süreci. Ankara'da çiçekçiyim, çiçekçilik yapıyorum. Evet. Ankara'da 26 yıldır dükkanım var, 36 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Her aşamada oldum, her kademede oldum. Yıllardır söylediğim birkaç kelime vardır benim. Eğer bir cevize ya da fındığa ya da çaya kota konuluyor ise marketlere neden kota konulmuyor? Yani 10 bin marketi olan bir insana hiçbir kimse dur demeyecek. 10 bin tane marketiniz var ise alacağınız ürün Türkiye'de olmaz ki zaten. Yurt dışından evet. En ucuz bulduğunuz yerden alıyorsunuz ve Türkiye'deki üreticiler buradan herhangi bir şey elde edemezler. Ama 10 tane bir marketi olan bir kişi o zaman yerli eken insanlardan alışveriş yapar. Ve bu kadar birbirinden uç fiyat aralığı olan bir sisteme girmemizin de bir anlamı olmaz. Yani 7 bin market olan bir satıcı bir tane ürün alsa 7 bin ürün demektir. Her markete 100 tane ürün koyduğunu düşündüğünüz zaman aynı üründen milyonlarca üründen bahsediyoruz. Birkaç gemiden bahsediyoruz ve bu insanlar benim örnek veriyorum işte ürettiğim ürünün yarısından daha ucuza getirebiliyorlar. İşte üretimde kota var ama satarken kota yok. Evet. Satışlarda kota yok. Bizim sektörümüz 16 Mart itibariyle yiyecek içecek sektörü 2020 tarihinde kapandı. Belirli zamanlarda açıldık, kısıtlamalarla açıldık, tam zamanlı açıldık, tekrar kapandık. 15 aydır böyle bir süreç yaşıyoruz hepimizin bildiği üzere. Eğlence sektörünün açılmasına izin verilmedi. Ve 16 aydır hiçbir şekilde kapılarını açmayan işletmeler ve bunların çalışanları var. Sadece kısa dönem çalışma ödeneğinden destek alıyorlar. O da aylık 1500 lira, 1000 lira ile 1500 lira arası daha önceki şartları yerine getirip getirmemenize göre değişiyor. Çoğumuz ciro kaybı desteğinden ondan sonra ve bu kira desteklerinden yararlanamadık. Kira destekleri daha çok esnaf odalarını kapsıyordu. Ciro kaybı desteğinde de hiç açılmayanlar bir şekilde faydalandılar ama açılıp kapananların birçoğu bu desteklerden yararlanılamadı ve dağıtılan desteklerin kimlere gittiğini bazen merak ediyoruz açıkçası. Çünkü birçok arkadaşımız bunlardan yararlanamadı. Ben de benim işletmem dahil olmak üzere. Ben Ankara'da iki tane işletmesi olan bir vatandaşım diyeyim. Bir tane işletmem bar ruhsatlı, 22 yıldır bende olan bir işletme. Bir de 2 senelik içkili lokanta ruhsatlı bir işletmem var. Faaliyet konuları aynı olmasına karşın sadece mesai saatlerine dair bir ruhsat farkından kaynaklı kısmi zamanlarda kısıtlı imkanlarla açılan içkili lokantalar olmasına rağmen bar ruhsatlı hiçbir işletme açılmadı 16 Mart'tan bu yana. Ve bu bar işletmelerin büyük bir kısmı şirket niteliğinde kurulduğu için birçok yardımdan da yararlanamadı. Kısmi hiçbir işe yaramayan yardımlar bile olsa hani bu verilen kira desteğidir, ciro kayıp desteğidir. Bu basit yardımlardan bile hani faydalanamayan 16 Mart'tan beri kapalı olan işletmeler bunlar. Bunların paket yapması bile yasak. Normalde hani şu anlamda pandeminin yanlış yönetilmesinden kaynaklı bu tür işletmelerin büyük bir çoğunluğu borç batağında. Birçoğu açılamayacak duruma geldi zaten. 15-16 aydır kapalı olan işletmeler uzun süre böyle devam edecek gibi gözüküyor sanki yine de. Hani bir yönetim zafiyeti var. Pandemi yönetilemiyor maalesef. Bu noktada biz başlarken hibe, işe başlama desteği noktasındaki bu krediler, ticaret odası üyesi olduğumuz için bizlere verilmeyen, verilemeyen, verilmek istenmeyen, bu ekranlarda konuşulurken sanki genel yardımlar yapılıyor ama yasa hazırlanıp sunulduğunda, yasa çıktığı zaman birçok sınırlama ile, birçok kısıtlama ile alkolü mekanların yararlanamayacağı şekilde hazırlanıyor. Evet. Bu noktada kamuoyda kandırılıyor, yanıltılıyor. Dönem dönem bu bakış açısından kaynaklı bir tane vergi örneği vereceğim Sayın Başkanım. TAPTEKA diye bir vergimiz var bizim. Senelik açık alkollü satış vergisi bu. Geçen sene de yatırdık 2000 küsür. Hiç açılmayan bir işletme bu sene yine Mayıs ayının sonuna kadar bu 2000 küsür yine yatırmak zorunda. Hani benim işletmem evet. bar işletmem şahıs firması olduğu için 750 lira kira desteği çarpı 3 1000 lira
gelir kaybı desteği çarpı 3 aldım. Benim bir tane aylık kirama bedel olan bir şey. Ama sen bunu benden tekrardan SSK'yla borçlandırarak, tekrardan benden TAPTK vergisi alarak hiç açılmayan bir işletmeden. Hani böyle bir aldatmacanın, kandırmacanın içinde sürüp gidiyor böyle bir şey ama. Daha önceleri 2011 yılları civarıydı yanılmıyorsam, bitmek üzere olan meslekler içine giriyoruz biz terziler. Vergiden muaf olmamız için talepte bulunuldu. Ama bizim vergiden muaf etmediler. Benim yaşımdan küçük yaşta bir terzi bir daha yetiştiremez durumdayız şu anda. Evet. Nasıl bir çözüm bulunur bunu da bilmiyorum. Bir çıkmazın içindeyiz açıkçası. Rahmetli babam otobüs işletmecisi. Asıl bizim babam mesleğimiz otobüs işletmecisi. Evet. Servis taşımacılığı. Biz 5 kardeştik. En büyük ablam hariç 4 kardeş öğrenciydik. Bir tek baba bir arabayla, servis aracıyla hem evini geçindiriyordu, 4 tane öğrencisini okula gönderiyordu. Ve yani iyi kötü giyimidir, kuşamıdır, hiçbir şeyde de bizi eksik bırakmıyordu. Ama şu an her yıl geçtikçe daha işlerimiz daha düştü, daha kötüye gitti. Eskiden bir araca bir trafik sigortası yapılırdı. Trafik sigortasından sonra koltuk sigortası çıkarıldı. Koltuk sigortasından sonra mali taşıyıcı sorumluluk sigortası çıkarıldı. Ve ekstra odalar çıkarttı, SRC çıkarttılar, sonra psikoteknik çıkarttılar, ehliyet çıkarttılar. Şu an belediyede şoför tanıtım kartı çıkartıyor. Yani bir kişi 5 tane çocuğuna bir araçtan bakarken şu an çocuğum yok, eşim çalıştığı halde zor geçiniyoruz bir tane araca. Artı şeyim de var, dükkanım da var karşıya kadar kuru temizleme. O zaten temelli berbat durumda. Yani biz 2015'te en son sıfır araç almıştım 2015 yılında. Evet. Kendi aracımı verdim. Üstüne 50 bin lira Türk parası, 50 lira para verdim. Sıfır bir araç aldım 125 bin liraya. Şu an aynı aracın değeri 430 ile 450 bin lira arası. Yani şu an bir otobüs işletmecisi ya da bir servis taşıyıcısı. Yani yeni arabaları belki çok çok niyet etse gece rüyasında belki anca görebilir. Yani 400 bin lira, 125 bin lira olan 2015'teki bir araç bugün 450 bin lira olmuşsa yani artık sektörde evet. Yani insan konuşmak isterken bile, dertlerini anlatırken bile o kadar çok aklımızda sıralamada o kadar çok var ki karıştırıyoruz artık. Yani bizde mesela şu ana kadar 2002'den beri esnafım, 2002'den beri ilk kez bu sene aracıma kasko yaptıramıyorum. 2015'te aldığım aracı 1630 liraya kasko yaptırırken bugün 2021 yılında sıfır bir araç alırsam yaklaşık 8-10 bin lira arası. Benim aracım 2015 model 5800 lira en düşük kasko değeri çıkaran firma. Kitap, kırtasiye ve iki farklı sektörde daha çalışmaktayım. Otel ve kafe restoran olarak. Kitap, kırtasiye sektöründe zaten kafe restoranda arkadaşlarımız söylediler. En önemlisi hiç çalışmayan bir işletmede TAPDK'nın Mayıs ayı sonuna kadar tekrar yatırılması çok saçma. Aylardan beri çalışmıyoruz. Çalışmadığımız halde tekrar bir TAPDK ödüyoruz. Bu bir ceza gibi. Alkollü mekanların belki de kapatılması için gerek görülen bir şey. Otellere baktığınız zaman kapatmalar var iken, seyahat kısıtlamaları bu kadar sık sık zaman değişimi yaşar iken zaten otellerin çalışması çok çok kötü bir durumda. Kitap kırtasiye sektöründe ise zaten okullara bedava kitap dağıtılma dönemiyle başlayan bir süreç başladı. Bu süreçte birçok yayın evinden toplanılan kitaplar bedava olarak okullara verilmesine rağmen hiçbir veli ve öğretmen tarafından benimsenmedi. Ekstra satışlar meydana geldi. Yani bu süreç kitap ve kırtasiyecileri zaten öldürmeye başlamıştı. Bunun dışında bu son 16 aydan beri ise bizler 30 gün çalışır iken, pazar günleri dahi çalışır iken bizlerin 16 aydan beri yarım kapasiteyle çalışıyor olmamız. Bu 15 güne denk gelir. Hiçbir elemanımızı işten çıkartmak gibi bir olaya girmedik. Elimizden geldiği kadar birlikte kazandığımız yılları düşünerek kazanmadığımız yıllarda da paylaşım sürdürdük.
Vergilerimizi düzenli ödemeye çalıştık ve ödedik. Elimizde avcumuzda ne var ise bıraktık. Okul sezonu için biliyorsunuz kitap ve kırtasiyede bir stok yapmanız gerekir. Sözlükler, atlaslar vesaire vesaire vesaire. Biz bunların tamamını aldık, çeklerimizi, senetlerimizi verdik. Ama ne yazık ki bunları ödeme dönemlerinde hiçbir şekilde dengeleyemedik. Esnafa kredi verildi. Ben hem limited şirket hem de bir esnaf olarak kayıtlıyım. Esnafa verilen krediler toparlanmaya başladı. Zaten almakta o kadar çok zorlandık ki ipotek vererek alabildik. Fakat bunların ödeme zamanı geldiği zaman kasanız çalışmadığı zaman diliminde neyi nasıl ödeyebilirsiniz? Kasa çalışacak ki, para girecek ki ben bu kredileri ödeyebileyim. Böyle bir olay yok. Kira yardımı. Limited şirketlerde en ufak bir kira yardımı olmadı. Şahsta ise 1.000 lira. Bugün bir otelin kirası kaç milyardır? Kaç bin liradır? Gelen 1.000 lira. Bunları da geçiyoruz. Hiçbir zaman bu pandemi döneminde bir istikrar sağlayamadık. Mart ayında başladı bu. Neden Mart ayında biz tam bir kapanma yaşamadık? Belli bir günler kapsamında kapandık. Ama uçuşlar devam etti. Dışarıdan, içeriden. Herkes yerli yerinden oynadı. Ne oldu? Patladı. Patladıktan sonra tekrar kapandık. Tekrar açıldık. Yurt dışından gelecek olan turistler için birçok şeyi göze aldık. Ama bunlar hiçbir işe yaramadı. Çünkü gerekli önlemler yoktu. Yani bunlar nasıl bitecek? Nasıl sona bulacak? Biz pandemi döneminde gerçekten battık, bittik. Pandemi tüm dünyayı etkiliyor. Bunun farkındayız. Yetkililerin tedbir amacıyla aldığı sosyal ve ticari hayattaki birçok kısıtlamaya gitmişken bunu da anlayabiliyoruz. Yalnız efendim şöyle bir çıkmazımız var bizim. Bir insanın yemek yeme süresi 9 ile 15 dakika arasında değişiyor. Bu bilimsel bir araştırma, dünyada bilinen bir şey. Buna bağlı olarak 15 aydır kapalıyız diyebiliriz. Burada da meslektaşlarımız var bizim. Efendim İstanbul'dan Londra'ya uçak 4 saatte geliyor. 10 santim aralıklarla oturulabiliyor. Bunun için bir önlem alınabiliyor. Türk Hava Yolları bizim göz bebeğimiz. Biz buna karşı değiliz. Başka bir çarenin olmadığından da farkındayız. Ama şöyle bir durum var efendim. Yani 10 santimlik bir mesafede bile bir esneklik yapılabiliyorken biz 90 santimde, 150 santimde bizim sektörümüzdeki işletmelerin neden kapatıldığını hala algılayabilmiş değiliz. Biz buna karşı değiliz. Tabii ki Türk Hava Yolları'nda geniş çaplı esneklikler sağlanacak, sağlanmaya devam edecek. Ama biz de bu esnekliklerden yararlanmak istiyoruz. Neden? Çünkü garsonuyla, komisiyle, aşçısıyla, müzisyeniyle ki çok konuşulan bir şey değil. Toplumun en derinden nüfuz eden bir sektörüz aslında biz. Her evde varız. Yani sizin evinizde de varız biz. Sayın Veli Bey'in evinde de varız. Buradaki bütün farklı esnafların evinde de olan bir sektörüz. Çok hazin, trajik bir dönem yaşıyoruz. Çok yıkıcı bedeller ödüyoruz. Ticaret odasından ben takip ediyorum. Şu anda sayımız 10 bin diyorum ben. Benim üye sayım 10 bin diyorum ama emin değilim. Bu sayı 6 binlere düşmüş olabilir. Biliyorsunuz efendim hazine ve maliye kökenli olduğunuz için. Bir yıl sonra alınacağız bunun kaç tanesinin kapalı olup olmadığını. Yani büyük bir patlamadan söz ediyoruz biz aslında. Ve bu patlamada karşımızda mesleğimizde, sektörümüzde hiçbir alakası olmayan, aslında esnaf arkadaşlarımın da sektörüyle bir alakası olmayan bir bilim kurulunun verdiği karar ve yine sektörle alakası olmayan, içinde temsilcisi olmayan kişilerin verdiği kararla yani insafına terk edilmiş bir vaziyetteyiz. Bugüne kadar ben hiçbir devletin kurumundan bir telefon almadım bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl bir önlem alalım diye herhangi bir telefon görüşmesi yapmadım. Benim de bir lokantam var Kızılay'da. Benim de lokantam 15 aydır kapalı ve paket servisi yapamıyorum. Toplumda şöyle bir algı var. Paket servisiyle esnaf geçinebiliyor. Hayır efendim, zaten bu sektörün %50'si paket servisi yapamıyor.
ve sadece kuru gıdalar paket yapılabilir. Ben bir sulu yemekçiyim, paket yapamam. Alkollü yerler paket yapamıyor. Durum budur efendim. Fazla vaktinizi almak istemem. Bu konuda biz zaten çözüm önerilerimizi biz Veli Bey'le paylaşıyoruz. Evet. Zaman zaman onunla mailleşiyoruz. Bu size bu imkanı sağladığınız için çok teşekkür ederim efendim. Saygılarımla şükür. Gerçekten de dile getirdiğiniz sorunlar sizin yaşadığınız sorunlar. Ankara'da belli yerlerde oturanlar maalesef sizin sorunlarınıza büyük ölçüde yabancı. Normalde devleti yönetenler, bir arkadaşım söyledim, yanlış hatırlamıyorsam Kartal'da esnaflık yapan arkadaşım, devlet akılla yönetilir, bilgiyle yönetilir, birikimle yönetilir. Esnafın sorunu var, esnafa 1.000 lira vereceğim ama emin olun o ayda 3 ay süreyle 1.000 lira verildi, sonra biraz uzatıldı o. Ama o 1.000 lirayla kira mı ödenecek, insanlar mı geçinecek, yanında çalışan insanlar ne olacak, elektrik parası mı, doğalgaz parası mı, su parası mı, ve ulaşım parası mı vesaire, bir sürü sorun var. Yani yapılan çalışma, yani normalde esnafa bir sürede bu hibe verildi ama son derece sınırlı verildi. Bunu da herkes alamadı. Çok az esnafımız bu parayı alabildi. Bakın bugün bir esnaf arkadaşım telefon etti. 1.100 lira aldım dedi. Bankada icra uygulandı ve banka onu elimden aldı. Banka hesaplarım üzerinde icra vardı. Yatan parayı da icra memuru aldı, götürdü diyor. Devlet yönetiminde var olan sorunları önce yaşayanlardan dinlemek lazım. Çözecek pozisyonda olanlar. Yani bu işin hükümeti ya da Türkiye'yi yöneten hükümet en azından esnafları çağırıp bir dinlemeliydi. Sizin sorunlarınız nedir diye, bizden beklentiniz nedir diye. Ama bunlar olmadı. Olmadığını da gayet iyi biliyorum. Biz hükümet hiç eleştirmeden samimi olarak sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bir arkadaşım ifade etti 17 madde halinde. Dedi ki ya stopajı almayın. Ne stopajı kardeşim? Stopaj esnafa ait bir yükümlülük değil ki, dükkan sahibi. Zaten gayrimenkul sermaye iradı beyan edecek. Siz esnaftan alıyorsunuz, yük esnafın sırtında kalıyor. Dolayısıyla bu son derece adaletsiz bir uygulamadır diye söyledik. Fatura desteği verin dedik esnafa. Kredi veriyorlar ama krediden çok hibeye sizin ihtiyacınız var. Şimdi bu COVID'in ne zaman biteceği belli değil. Hadi 3 ay aldınız, kredi de aldınız. Halk Bankası'ndan gitti bir grup arkadaş aldı ya da bazı esnaf arkadaşları aldı. Ama sicil bozuksa, sizin deyiminize göre sicil affı çıkmadıysa, yani kredi alamadı. Peki bu adam nasıl geçinecek? Bunda çoluk çocuğu var. Ölçüsüz kararlar alındı. Ölçüsüz kararlar derde derman olmadı, yaraları sarmadı, büyük sorunlar çıktı. Dertlisiniz, günü kurtaramıyoruz diyorsunuz. 14 aydır kapalıyız diyorsunuz. Alınan kararlar, özellikle bar işletmecileri zaten hiçbir şeyden yararlanamadılar. Bir arkadaşım dediği gibi lokantada %8 ile yemek yerirken bizim bulunduğumuz yerde, benim dükkanımda %18 KDV ödüyorlar. Yani orada da bir çifte standart var maalesef. Bunlar bildiğimiz olaylar. Şimdi sizden tek isteğim şu: sorunları biliyorsunuz, sorunları yaşıyorsunuz. Sorunların nasıl çözüleceği de 3 aşağı 5 yukarı belli. Türkiye'yi yöneten hükümetin şunu yapması bile başlı başına bir yarar getirebilirdi. Diğer ülkelere baksın. Yani diğer ülkeler esnafa ne yapıyor? O kadar. Başka bir şeye bakmaya gerek yok. Diğer ülkeler esnafa ne yapıyorsa sen de aynısını yap. Aynı miktarda para verme. Tamam, benim bütçem yetersizdir, para verme. Tamam. Ama en azından bir oraya bak kardeşim ya. Onlar ne yaptı? Sen ne yaptın? Emin olun tamamen ön yargıyla hareket edildi. Böyle bir anlayışla devlet yönetilmez. Böyle bir anlayışla devleti yönettiğiniz zaman, yönetmeye kalktığınız zaman binlerce mağdur yaratırsınız. KOSGEB kredileriyle ilgili olarak imalat sektörüne verdiler. Biliyorum, biz de takip ediyoruz. Verilmesi iyidir. Bakın onu da ifade edin. Verilmesi iyidir. Hadi kredi o da verilsin. Tamam, ona da bir şey demiyorum. Ama sadece onlara değil, yani kredi desteği verseniz bile, bari işte ise ihtiyaç sahibi olan herkese bu desteği vermek zorundasınız. Bizim bir vaadimiz var, defalarca dile getirdim. Gerek esnaf kefalet kooperatifinden alınan krediler, gerek bankalardan alınan krediler, pandemi döneminde alınan kredilerin faizlerini tamamen sıfırlayacağız. Ne faizi alıyorsunuz ya? Ne faizi alıyorsunuz? Dükkan kapalı, faiz istiyorsunuz. Ya dükkan kapalı arkadaş. Aldığı krediyle en azından 3 kişinin, 5 kişinin, 2 kişinin ya aylığını ödeyecek veya kirasını ödeyecek. Ve kendisini, ailesini geçindirecek. Bir dükkan
Kapalıyken nasıl geçinecek bu? Sigorta primini nasıl ödeyecek? Vergiyi nasıl ödeyecek? Bütün bunlara baktığınız zaman esnafın hangi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını emin olun bilmiyorlar. Önümüzde bayram var. Bakın buradan da bir çağrı yapalım. Hükümete bir çağrı yapalım. Ya en azından bu bayram döneminde kırtasiyeciler, kuaförler, berberler, çiçekçiler, tuhafiyeciler, konfeksiyoncular, manifaturacılar, en azından ayakkabıcılar, hediyelik eşya satan oyuncakçılar, şekerciler, bari bunları iki gün bari açık bırakın. Ya çocuğunu ayakkabı alacak, gidip ayakkabıcıdan alacak bu çocuğunu ayakkabıyı. Yani siz zorluyorsunuz, git marketten al diye. Ya kardeşim, adam ayakkabıcı, ayakkabı satıyor, çocuğuna ayakkabı alacak, evladına ayakkabı alacak. Bari işteyse iki gün süreyle bu söylediğim esnaf en azından açık kalsın. Belki insanlar gider buradan alışveriş yaparlar. Bu çareyi yapıyorum, yapacağım, yapmaya da devam edeceğim. Emin olun sorunlarınızla ilgileniyorum, ilgilenmeye devam edeceğim. Bu ülkede her evde huzurun olması lazım, her evde bereketin olması lazım. İnsanların huzur içinde çalışması lazım. Doğrudur, hepimizin bir özveride bulunması lazım. Ben buna da katılıyorum. Esnaf da özveride bulunacak, ben de bulunacağım, sanayici de bulunacak, kobici de bulunacak. Tamam ama birilerine dünyanın parası akıyor, hiçbir özveri yok. En büyük sıkıntıyı çeken esnaf ve hizmetler sektörü. En büyük sıkıntıyı çeken. Dolayısıyla gelir dağılımında olağanüstü bir dengesizlik çıktı ortaya. Olağanüstü. Bunun çözülmesi lazım. Çözümü belli. Sandık gelecek herhalde. Vatandaş şapkasını önüne koyup düşünmek zorunda. Bütün olumsuzluklara rağmen huzurlu bir bayram geçirmenizi, çoluk çocuğunuzla beraber huzurlu bir bayram geçirmenizi isterim. Arzu ederim. En büyük dileğim de bu. Biliyorum büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çok büyük sıkıntılar var, bunu biliyorum. Ama bütün bu sorunları aşmak bizim görevimiz ve aşacağız. Ben sizin sözcüğünüz olacağım. Bundan emin olmanızı isterim. Her yerde, her ortamda sizin sözcüğünüz olacağım. Sizin sorunlarınızı dillendireceğim. Zaten görevim de bu benim. Bunları yapmadığım takdirde siyasetin bir anlamı kalmamış oluyor. Ben durumu iyi olanların sorunu değil, onların sorunu yok zaten. Dövizde alışveriş yapanlar, Türkiye'ye döviz getirenler, yüksek faiz alanlar, yollardan, köprülerden geçerken vatandaşın dolarla para ödemesi, onların bir sorunu yok. Onların keyfi yerinde, onlarda bir sorun yok. Ama sorun milyonlarca esnafta. O sorunu çözmekte birlikte çalışırsak, birlikte mücadele edersek bu sorunların tamamını aşacağız. Buna yürekten inanıyorum. Tekrar hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bizi buluşturan, bir araya getiren veli arkadaşıma da hepinizin huzurunda teşekkür ederim.